Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur Külliyatından konularına göre veciz sözler. Fatih Sultan Mehmet. Hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle övülmektedir ki hadisi şerifte لَتُفْتَحُنَّ الْكَوْسْتَانْتِنِيَّةَ فَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا ذَٰلِكَ الْجَيْشِ İstanbul elbette ki fethedilecektir. Arapça gramer olarak letüftehunne'deki baştaki lam ile sondaki şeddelinin tahkik edatıdır. Yani kesinliliği bildirir. Muhakkak ve elbette. Yani şüphe ve tereddüt yok. İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. İşte o asker, bu askerdir. Diye Efendimizin senasına. Bir de Türk milleti, üstadın nitekim mektubatta da ele aldığı gibi ayet-i kerimede se'etillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunahu ezilletin alel müminin aizzetin alel kafirin yucahidune fi sebilillah. Allah öyle bir kavim getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Müminlere karşı gayet mütevazi, kafirlere karşı gayet şiddet ve şiddetlidirler, izzetlidirler. Onlar Allah yolunca mücahede ederler. Diye Kur'an'ın da bu manada Türk milleti sena ve övgüsüne mazhar olmuştur. Fatih Sultan Mehmet ile ilgili çok şeyler anlatılmaktadır. Yeri geldikçe de inşallah onları ifade etmeye çalışacağız. Yani çağ açıp çağ kapatması hasebiyle hakikaten o noktada öne çıkmış olan bir şahsiyettir. Hatta babası 2. Murat İstanbul'u fethedip o da o müjdeye mazhar olmak ister. Hazırlıklara başlar. O sırada Ankara'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli'ye sorar. Hocam der. İstanbul bize müyesser olacak mı der. Yani fethedecek miyiz? Bir müddet tefekkürden sonra başını kaldırır der ki hayır der. Yeni doğmuştur. Beşikte bulunan Fatih'i göstererekten şu çocuk ile şu bizim ak oğlan. Ne sana ne bana müyesser olmayacak. Bu ak oğlan dediği de Akşemseddin. Bunu rivayet ile ayet-i kerimedeki beldetün tayyibetün ve rabbun gafur. Beldetün tayyibetün ayeti Ebced Cifir hesabıyla miladiye çevirdiğimizde 584 farkıyla 1453 ediyor. Yani bu manada Üstad bununla ilgili olaraktan Türk milletinin Sena-i Peygamberiye mazhar olduğu hakikattır. Bir numunesi Fatih, Sultan Fatih hakkındaki hadistir. Demin okuduğum ayet ve hadisler. Meşhur İslam seyyahı ve tarihçisi Evliya Çelebi seyahatnamesinde diyor ki, İlk İstanbul kadısı hakimi olan Hızır Bey Çelebi'nin huzurunda haşmetli padişah Fatih ile bir Rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme cereyan eder. Büyük bir abidenin inşasında kullanılacak iki mermer sütunu Fatih bir Rum mimarına teslim eder. Mimar da Fatih'in arzusunun hilafını olarak bu sütunları üçer arşın kesip kısaltır. İstediği şekilde yapmaz yani. Fatih cezaen Rum mimarının elini kestirir. Eli kesildiği zaman artık işi bitmiştir. Rum mimarı da Fatih aleyhine dava açar. Yani belki bir tazminat para alır mıyım düşüncesiyle. Yani işin nereye varacağını çünkü farkında değildir. Bunun üzerine mahkemeye celbedilen büyük padişah baş köşeye geçmek istemiş. Birdenbire hakimin şu ihtarıyla uyarısıyla karşılaşmış. Oturma begim. Hasmınla mürafaa-i şer'i olacaksın. Ayakta beraber dur. Hızır Bey Çelebi bu koca şanlı padişahın mazlumuna haksız el kestirdiği için kendisinin de kısasa tabi olduğunu ve elinin kesileceğini bildirir. Fakat mimar kısası istemediği için Büyük Fatih günde 10 altın tazminata mahkum olur. Ve hatta kısastan kurtulduğu için bu tazminatı kendiliğinden 20 altına çıkar. Böyle bir şey beklemiyordu. Fatih'in de eli kesilecek diye Hızır Çelebi deyince ayağa fırlayan Rum mimar hayır der. Çünkü böyle bir şey beklemediği içindir ki bir tazminat bir şey beklemekte. Davasından bu manada vazgeçer ama Kadı Hızır der ki bu artık bir suçtur. Yani bir sen vazgeçsen de bu kanuni olaraktan bu ceza ona uygulanacak. Peki var mı başka yolu? Evet. Bugün Türkiye'de de dünyada da olduğu gibi paraya çevrilme. O zamanki durum hesabıyla gündelik kazancı olaraktan 10 altın. Ama feragat ettiği için Fatih kendi kesesinden ve kendi kasasından bunu 20 altına çıkartır. Ve mahkeme bittikten sonra Kadı Hızır'a döner Fatih. Der ki o koltuğu oraya ben koydurdum. Acaba bana farklı davranacak mısın, davranmayacak mısın seni denemek için? Eğer oraya oturduğumda ses çıkartmasaydın diye kamasını çıkartır Fatih,
seni bununla pare pare ederdim der. Kadı Hızır da ondan geri değil. Eğer sen de diretseydin der, kızılcık değneğini çıkartır, bununla senin kafanı kırardım der. İşte yani böyle çağ açıp çağ kapayanın elbette böyle bir kadısı, hakimi olur, böyle bir halkı, milleti, toplumu olur ki o dönemde anlatılan çok şeyler var, değişik zamanlarda ele almıştım. Diğer bir konu Fatiha. Yani açan manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk girişi. Takdim, mukaddime, başlangıç, giriş manasında ki Kur'an'ın hülasasıdır. Kur'an Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele Ba harfinde, Ba harfi altındaki noktadır. Kur'an'ın temel olarak dört hedefi Fatiha'da mevcuttur. Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir timsali münevveridir. Yani nurlu ve nurani bir örneği. Fatiha'nın Kur'an kadar sevabı vardır. O derece küllidir. Çünkü Kur'an'ı ihtiva etmektedir. Kur'an Fatiha'da, Fatiha dahi Besmele'de münderiç olduğuna ehl-i keşif müttefiktirler. Hanefi mezhebine göre imam arkasında Fatiha okunmaz. Çünkü imam tayin edilmiştir. Onlara vekaleten. Yani bir valiye gidildiği zaman o mahallenin sadece muhtarı gider. Tüm mahalle gitmez yani. O muhtar ne yapmış olur? Mahalleye vekaleten gitmiş olur, temsilen. Onun dediği mahalle namına geçerlidir. Okunmaması aynı hak ve mahz-ı hikmettir. Bunda bir beis yok. Her vakit tekrar edilen Fatiha ve Sure-i İhlas gibi hakaikları başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Zaten ifade edemez o külli manayı. Çünkü menba-ı daimi olan, sürekli akan adeta bir kaynak olan elfaz-ı ilahiye, ilahi lafızlar ve nebeviye kaybolduktan sonra o daimi letaifin daimi hisseleri de kaybolur. Sonsuz bir kelamı, sonlu olan manalar ne kadar ifade edebilir ki? Ehl-i ilhada inkarcılara kapılan ulema-i su, kötü alimler, milleti aldatmak için diyorlar ki, İmam-ı Azam sair imamlara muhalif olarak demiş ki, İhtiyaç olsa diyar-ı baidede, uzak memleketlerde, İslam diyarının uzağında, ulaşılamayan yerlerde, Arabi hiç bilmeyenlere ihtiyaç derecesine göre Fatiha yerine Farisi tercümesi cevazı var. Öyleyse biz de muhtacız Türkçe okuyabiliriz. Fatiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş, ta Fatiha'yı bilmeyen namazı terk etmesin. Bu 5 derece onun hususi olduğunu bir önceki sohbetlerde ele almıştık. Çünkü Efendimiz diyor, la salate illel Fatiha. Namaz Fatiha olmadan namaz olmaz. Onun için bu sadece Fatiha'ya has kılınaraktan, mahsus kılınaraktan ve belirli zaman içerisinde ve diğer bir konuda cennet lisanı Arapçadan sonra aynı zamanda Farisi olması hasebiyle de bir hususiyet kesbetmiş oluyor ki üstad onu 5 derece hususidir diye tevil ve yorumunu yapıyor. Okunan bir Fatiha dahi mesela umum ehli iman emvatına, ölülerine aynı anda yetiştirmek için hassiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde, manevi havada çok manevi elektrikleri, manevi radyoları sermiş sermiş. Fıtri hassiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor. Yani bir mümin, Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün müminlerin hepsine birden bir Fatiha gönderse hepsine gider. Bu ne gibi? Bir mesaj yazıyorsunuz, o mesajı diyelim ki telefonunuzdaki 1000 kişiye göndereceksiniz. Bir tıklamayla beraber 1000 kişiye aynı mesaj gitmiş oluyor. Aynı şekilde bunlar nur ve nurani olduğu gibi kopyala yapıştır kabilinden olduğu içindir ki birle binin arasında fark yoktur. Onun için bir Fatiha hepsinin ruhuna manevi olduğu için elektrik gibi veya bir spiker televizyonda konuşuyor. Dünyada o spikeri dinleyen televizyonlarca sayısınca hepsinde ne yapmış olur? O mesaj verilmiş olur. Bizde Şafii'de Fatiha okumak farzdır. Her bir yani imam arkasında Hanefi'nden ayrı olarak her bir musalli namaz kılan cemaatten her birinin de okuması lazımdır. Diğer bir madde fazilet. Üstünlük, değer, kıymet. Faziletin şe'ni tesamüktür. Müminler birbirlerine dayanışma içerisinde olmalıdır. Amellerin fazilet ve sevabına dair ehadis-i şerifenin bir kısmı terhib ve terhibe münasip bir tesir vermek için belagatlı bir üslupta geldiğinden dikkatsiz insanlar onları mübalağalı zannetmişler. Üstad 24. sözde bu meseleyi Hazreti Musa'ya verilen sevap kadar sevap verilmesi meselesinde genişçe izah ediyor. Hadis-i şeriflerdeki Kur'an-ı Kerim'de de var. Teşvik edici terhib ve cehennemde korkutucu terhib ile ilgili hadisler mevcuttur. Hatta 4 ciltlik
bir kitap vardı. Ben de aldıydım onunla ilgili. Arapça olaraktan şimdi Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Çok harika bir kitap. Hakikaten istifade edilebilir. Faziletin şe'nidir muhabbet ve tecazü. Yani cezbetme, çekme ve sevgi bu faziletin bir gereğidir. Fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. En üstün fazilet. Yani böylece umumu kucaklayabilecek bir değer sahibi olmak. Hakikaten insandı, değerli bir insandı. Yani herkes o vefat ettiğinde yer ve gök de dahil ağlayacak derecede üstün özelliğe sahip olan insan. İşte nevi insanın tenevvüünün, çeşitlenmesinin en mühim meyvesi, mayesi ve zembereği, ana noktası, müsabaka ile yarış ile hakiki imanlı fazilettir. Yani dünya imtihanındaki bu yarışın sebebi de o fazileti elde etmek, imanlı fazileti. Fazileti kaldırmak, mahiyeti beşeriyenin tebdiliyle, insan hüviyetinin değiştirilmesiyle, aklın söndürülmesiyle, kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Mümkün mü yani? Altta da bunu ifade edecek şairin şiirinde olduğu gibi. Ne mümkün zulm ile, bidad ile imhayı fazilet, çalış vicdanı kaldır muktedirsen ademiyetten. Yani insanlıktan eğer gücün yetiyorsa vicdanı kaldır. Kaldıramadığına göre o zaman fazileti de yok etmek elbette ki mümkün değildir. Evet, imanlı fazilet, medarı tahakküm olmadığı gibi sebebi istibdat da olamaz. Tahakküm ve tahallüp etmek faziletsizliktir. Hazreti Adem'den beri insanlık kafilesine baktığınız zaman peygamberler hep sevgi ve muhabbeti esas alırlarken Firavun ve Nemrut gibiler de tahallüp, hakimiyet, üstün kurma, zulüm ve tasallutu, baskıyı esas almışlardır. Zorbalığı öldürmeyi esas almışlardır. Onun için gerçek fazilet peygamberlerin takip ettiği yoldaki fazilettir. Ve kısacası Kur'an'ın, Kerim'in göstermiş olduğu fazilettir. Bir fazilet sahibi 1.000 faziletsize mukabildir. Yani aynen ne gibi? Yani 10 gram altın elbette ki tabiri caizse 10 kilo bakıra, gümüşe muadil gelebiliyor. Bu itibarla fazileti taşıyan az olsa da çok görünür. Çünkü kıymeti büyük. Fazileti takdir edebilmek, fazileti bilmekle mümkündür. Yani faziletsiz bir insan fazileti ne kadar bilsin de ve arkasından da takdir edebilsin. Yani takdir edebilmesi için kendisinin de öyle bir takdire şayan olması lazım. Ahlak ve faziletler, hüsn, güzellik ve hayır çoğu nisbidirler. Ahlak ve faziletler. Hüsn ve hayır çoğu nisbidirler. Yani nispet ile bilinir. Şu insan şundan daha güzel. Niye? Çünkü farklı olarak şu özelliği, cömertliği var vesaire gibi. Diğer bir madde fedakar. Fedakarlık bir haslet, bir amel-i salih'tir. Yani başkasının menfaatını kendi şahsi menfaatından üstün tutmaktır. Buna îsâr hasletini de ekleyebilirsiniz. Ayetteki bir usîrûne alâ enfusîm ve levkâne bir hasâsa. Yani kendi ihtiyaç sahibi, muhtaç olduğu halde bir başkasını kendisi nefsine tercih ediyor. Hizmette önde oluyor ama ücrette başkasını takdim ediyor, ona sunmuş oluyor, öne geçiriyor. Hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi 4.000'den geçtiğini, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. Yani fedakar insandan 4 tanesi adeta yan yana dizilmiş gibi 4.444 değerindedir. Yani fedakarlık bu manada manevi bir kuvvet ve gücü de insanlar arasında tesis etmiş oluyor. Ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Üstadım talebelerinden. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakar zatlar kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim o merhum benim yerimde gitti. Fedakar Müslüman gençliği sahip olduğu tahkiki iman kuvvetiyle vatanını sattırmaz. Onun için üstadın bütün mesaisini iman üzerine teksif etmesindeki sebep işte o tahkiki imanı elde etmek ile vatana da birçok değere de sahip çıkmak içindir. Sen madem fedakarsın, ben de o fedakarlığa mukabil menfaatınızı menfaatıma tercih ediyorum, gücenme. Bu bedbah mülhitleri, inkarcıları kat'i bir surette iskat etmek, susturmak. Bir fiil maddeten, maddi olarak öyle fedakarlar lazım ki dünyanın en mühim meşgaleleri, belki büyük zararları, onların hakaiki imaniye, iman hakikatları ihtiyaçlarını susturmuyor. Diğer bir madde fehim.
Yani anlamak, fehmetmek. Fehim ifhamdan daha eseldir ve selam. Hakikaten anlamak anlatmaktan daha zor. Hele affedersiniz bir de ahmak ise. Ahmak ise daha zor. Yani onun için denilir. Mesela bir ahmağa 40 delille anlatamadım ama 40 tane alime bir delille anlattım. Yani ahmaka anlatmak hakikaten zordur. Binaenaleyh ne kadar cumhurun, toplumun fehmine, anlayışına yakın olursa irşada daha layık ve daha muvafık olur. Kur'an da bu yolu takip etmiştir. Umumun anlayışına göre Kur'an-ı Kerim hitap etmektedir. Yoksa sadece üst kademedeki insanların anlayacağı derecede hitap etseydi, toplumun büyük kesimi ondan mahrum kalacaktı. Ferdin fehmi ve manası ona hastır. Yani kişinin anlayışı birinci derecede önce kendisini bağlar. Ve su-i fehim, kötü ve yanlış anlayış, ve su-i edep, edepsizlik ile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik, yerine getiremedik. Ta o da bizden nefret ederek evham, vehim ve hayalatın, hayallerin bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi, gizlendi, örtüldü. Bir kelamda her fehme gelen, anlayışa gelen şeylerde mütekellim konuşan muahaza olunmaz, sorgulanmaz. Zira mesuku lehul kelamdan, kelamın sözün sevk edilmiş olduğu yerden başka mefhumlar irade ile deruhde eder. Yani başka manalar da anlaşılabilir. İrade etmezse itab olunmaz. O manaları, başka manaları eğer o söyleyen kişi irade etmemiş ise ondan dolayı da elbette ki kınanmaz. Bazen fehm olunan, anlaşılan şey muradın gayrısıdır. Onu belki de adam irade etmemiştir ama demek ki o sözünden başkaları da farklı manalar çıkartabilir ki hakikaten bu da hayatta karşılaşıyoruz oluyor. Diğer bir mana felaket. Şu millet-i İslam'ın felaket mazisi getirecek de elbet İslam'ın alemine saadet ve hürriyet. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda 5 milyondan fazla insanı kaybetti. Yani büyük bir, eğer bugün bir inşallah oraya doğru gidiyor, bir saadet elde ediliyorsa bu büyük felaketlerin elbette inşallah neticesi olacaktır. En büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Bu millet çok bedel ödedi. Hem maddi hem de manevi. İnşallah bu milleti büyük bir saadet ve hürriyet bekliyor. Masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde, beşer fehminin anlayışının anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Çünkü biz kader tahterevalli gibidir, kader perdelidir, bilmiyoruz. Yani onun hikmeti nedir? Bunun kader konusuyla ilgili çok yönleriyle, başa gelen musibetlere yönde çok yönleriyle geniş detaylı tespitler.com, mehmetözçelik.com adlı sitemde hem yazılı olarak hem görsel olarak da ele aldım. Şiddeti şefkat ve rikkatten, acımadan, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber, manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden, bir çarelere gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar, şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihdar edildi ki, hatırlatıldı ki, böyle musibetlerde kafir de olsa, hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki, o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. Onun için olaya bu yönüyle bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de, mesela, Kehf suresinde 60 ile 82. ayet-i kerimeler arasında Hazreti Musa ile Hızır'ın seyahati var. Kader konusuyla da alakalı. Ve yine başa gelen olaylarda da aynı zamanda musibetlerde hiçbir şey karşılıksız değil. Çünkü cennet de elbette ki 8 tabaka, cehennem 7 tabaka. Yani herkes aynı derecede aynı yere tıkılıyor gibi, konuluyor gibi değil. Onun için insanlar ayet-i kerimede Tin suresinde de buyurulduğu gibi فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre kadar, atom kadar bir iyilik yaparsa karşılığını görecek. Kim zerre kadar, atom kadar bir kötülük yaparsa elbette o da karşılığını görecek. Yani kim için olursa olsun yapılan her bir iyilik karşılığında başa ne gelirse gelsin musibetin karşılığını insan belki de o hayattaki o musibetin kat kat fevkinde olaraktan karşılığında görecektir. Allah karşılıksız bırakmayacaktır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.